Aferin. Tekneci. Aferin size. Allah'ın aynı anlatacağız. Nedir hocam? Ne yapıyorsunuz burada? Avrasya Cimnastiği'nin öncesi, sonrası, şimdisi bize bir kısaca özetler misiniz? Tabii öncelikle hoş geldiniz. Avrasya Spor Kulübü ilk olarak 2013 yılında Arnavutköy'de faaliyetlere başladı. Burada çeşitli basketbol, futbol, cimnastik, voleybol gibi çeşitli branşlarla ilk olarak faaliyetlere başladık. Tabii zaman içinde çeşitli ara verme gibi durumlar oldu. Fakat aynı zamanda hem Arnavutköy'de hem Ömerli'de ve hem de Hadımköy'de bizim şubelerimiz aynı şekilde çalışmalarına yıllardır devam ediyorlar. Son dönemde bizim çalışmalarımız Arnavutköy'de basketbolla devam ediyordu. Son 1,5 aydır eğitimlerimiz cimnastik salonumuzda da aktif olarak başladı. Arnavutköy'de aslında bu ilk kulübümüz kurulduğundan bu yana geçen süreç bize Arnavutköy'deki hangi spor branşlarının eksik olduğu veya nelere daha fazla odaklanması gerektiği konusunda bize çok fazla tecrübe sağladı. Burada gördüğünüz üzere 3 yaşından itibaren çalışmalarımız başlıyor. Çocuklarımızla yaş gruplarına göre ayırıyoruz bunları. Öğrencilerimiz burada geldiklerinde temel olarak ilk önce temel jimnastik eğitimleriyle başlıyor. Tabii burada ilk etapta amacımız çocuklarımıza sporu sevdirmek. Çünkü biliyorsunuz özellikle son 1,5-2 yıldır pandemi dolayısıyla çok fazla zamanı evde geçti. Düşünün buradaki yaş grubumuzda 5 yaşında bir öğrencimizin ömrünün yarısı evinde geçmiş bulunmakta. Yani biz burada aslında bu konuda hareketin önemini ve bir an önce spor yapılması, özellikle çocuklarımızın hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. Çocuklarımızda eklem bozuklukları, duruş bozuklukları da oldu bu süreçte, bu pandemi sürecinde. Evet, kesinlikle şöyle. Biz jimnastik zaten temelinde özellikle tüm spor camiasında özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin 3 yaştan itibaren çok fazla önerdiği bir branştır. Bunun sebebi çocuklarımızın esneklik, dayanıklılık, kuvvet gibi çeşitli bahsettiğiniz gibi duruş bozuklukları anlamında da çeşitli artıları kesinlikle mevcut. Burada amacımız dediğim gibi çocuklarımızı ilk olarak spor yapmayı sevdirmek, ardından temel jimnastik eğitimine başlayarak buna oyuna dayalı çalışmalarla yaş gruplarına göre yaş ilerledikçe ve seviye arttıkça jimnastiğin temelindeki çalışmalara odaklanıyoruz. Burada aslında artistik jimnastik branşında çalışmalar yapıyoruz. Alt dallarından barfix, halka, çeşitli atlama beygiri gibi bütün ekipmanlarımız burada mevcut. Yaş grubu ilerledikçe ve seviye arttıkça çeşitli branş anlamında teknik çalışmalara geçiyoruz. Jimnastik bu şekilde ilerliyor. Kaç farklı yaş grubunda çalışmalar devam ediyor? Şöyle söyleyeyim, şu anda yaş grubumuz 3 yaşından 14 yaşına kadar tüm gruplarda kategorilerimiz mevcut. 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yaş grupları devam ediyor. Bu şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burada çocuklarımız buraya kayıt oluyorlar. Haftada 2 ve 3 günlük şekilde çalışmalarına, eğitimlerine devam ediyorlar. Bizler çocuklarımız buraya geldiğinde ilk olarak onlara antropometrik ölçümler ve performans testleri uyguluyoruz. Burada antropometrik ölçümlerden kastımız boy, kilo, kulaç uzunluğu, gövde yüksekliği, bacak uzunluğu ve fizyoterapistimiz tarafından yapılan bir postür analizi oluyor. Buradaki amacımız çocuklarımızda herhangi bir duruş bozukluğu, postürel anlamda bir sıkıntı var mı, varsa bu konuda neler yapabiliriz? Bununla ilgili yönlendirmeler, onlara egzersiz reçetesi oluşturuyoruz. Aynı zamanda performans ölçümleri gerçekleştiriyoruz çocuklarımıza. Buraya geldiklerinde esneklik, uzun atlama, dikey sıçrama, çeşitli kuvvet testleri yapıyoruz. Bunlar yaş gruplarına göre değişiyor. Buradaki amacımız da şu. Çocuklarımız buraya geliyorlar, düzenli bir eğitim alıyorlar. Biz 3 aylık periyotlarla bu ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Onlar için aslında bir fiziksel uygunluk karnesi oluşturuyoruz. Çocuklarımız 3 ay boyunca burada eğitimlerini gerçekleştirdikten sonra ne tür gelişimler gösterdi, çeşitli biyomotorik özellikleri ne ölçüde gelişti, bunu takip ediyoruz. Aynı zamanda velilerimizin de bunu görmesini, buradaki eğitimlerin ne denli etkili olduğunu görmelerini sağlamak istiyoruz. Velileriniz de aynı zamanda kafeterya bölümünde dev ekranlardan burada çocukların yapmış olduğu çalışmaları canlı canlı da izliyor. Bununla ilgili velilerimizin tepkisi nedir? Tabii şöyle, bizim tesisimiz 2 katlı. Alt katımızda yaklaşık 250 metrekarelik bir jimnastik kullanım alanımız. Üst katımızda ise velilerimizi geldiğinde misafir edeceğimiz bir kafe alanımız mevcut. Velilerimiz burada çay kahve eşliğinde, soğuk sıcak içecekler eşliğinde canlı bir şekilde ekrandan tüm açılardan görecek şekilde kameralar konumlandırılmış. Canlı bir şekilde öğrencilerini takip edebiliyorlar. Burada onlara güzel bir fırsat sunuyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmanın profesyonelliğini velilerimizin de görmesini istiyoruz. Bir antrenman esnasında 3 antrenörümüz çocuklarımızla ilgileniyor. Burada gruplarımızda
belirli kapasitelerimiz var. Onu aştığı takdirde yeni bir grup oluşturarak eğitim kalitesini, eğitim verimini azaltmamak anlamında bu konuda çok ciddi anlamda mesai harcıyoruz ve buna önem veriyoruz. Burada ilk kayıt esnasında tüm öğrenci ve velilerimizden HES kodlarını alıyoruz. Bunları toplu bir şekilde sorgulamalarını gerçekleştiriyoruz. Girişte yine aynı şekilde dezenfektanımız mevcut. Velilerimiz kafe alanında maskeleriyle oturuyor. Bir şey içtiği durumlarda maskelerini yalnızca çıkarıyorlar. Tesisimiz zaten her gün burada temizlik elemanımız tarafından antrenmanlar bittikten sonra güzel bir şekilde temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Bu anlamda da gerçekten iyi bir şekilde buna önem veriyoruz, iyi çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, şu anda bütün gruplarımızda öğrencilerimiz, kayıtlarımız devam ediyor. Şöyle, velilerimiz çok memnunlar. Zaten az önce bahsettiğimiz gibi onları antrenmanı canlı bir şekilde takip etme olanağı sunuyoruz. Onlardan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Burada çocuklarımız zaten çok renkli bir ortam oluşturduk. Çocuklarımız buraya girdiğinde hem burayı seviyorlar hem de severek gelmeye başlıyorlar. Bizim için önemli olan bu. Bir çocuğun buraya isteyerek gelmesi, sporu severek yapması bizim ilk istediğimiz şey. Bundan sonrası zaten kendisi çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda velilerimiz de yaptığımız çalışmalardan, oluşturduğumuz tesisteki olanaklardan çok memnun. Bizler de tabii bu geri dönüşleri aldığımız için çok mutlu oluyoruz. Bu arada Arnavutköylülere bir mesajınız olacak mı? Tabii Arnavutköylülere bir mesajımız var. Kesinlikle burası Arnavutköy'ün ilk profesyonel anlamda dizayn edilmiş jimnastik salonu. 3 yaşından itibaren bütün çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Özellikle pandemiden çıktık. Hareket etmeleri gerekiyor. Onlara burada oyunla, çeşitli eğlencelerle jimnastik eğitimleri veriyoruz. Hepinizi burada görmek istiyoruz. Öğretmenim köpeğimiz kalkıyor. Bacakları ileri uzatmayı unutma. İleri uzat bacakları. Evet, salla, aferin. At kendini ileri. Geçti. Sakla. Attı. Siz de iki çocuğunuzla birlikte Avrasya Jimnastik'tesiniz. İlk günden bugüne nasıl bir değişiklik gördünüz? Memnun muyuz? Tavsiye eder miyiz? Evet evet, genel anlamda çocuklarımız, hani en basit, en önemlisi çocuklarımız çok mutlu. İki aydır, yaklaşık iki ayı bulacak. İki tane çocuğum var. Biri 3 yaşında, biri 7 yaşında. Mutlu bir şekilde geliyorlar, eğleniyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Vücutları, işte esnemeleri vesaire, hareketleri açısından da çok iyi. Biz memnunuz, çocuklarımız da memnun. Özellikle pandemi sürecinde çocuklarımız çok fazla evde kaldılar. Bu yüzden de bir aktivite gerekliydi. Arnavutköy'de böyle bir yerin olması bizim için çok büyük bir avantaj. Çocuklarımızın aynı zamanda hani buraya gelip keyifli vakit geçirmeleri, işte vücut ve fiziksel açıdan da hani bir ilerleme kaydetmeleri bizim için çok iyi oldu. Çocuklarımız da çok mutlu. Bizim için de aynı zamanda güzel oluyor. Biz buradan çayımızı, kahvemizi içerken aynı zamanda çocuklarımızı izleme fırsatımız var. Çocuklarımızın yaptığı hareketleri televizyondan, kameralardan izleyebiliyoruz. Yanlarında olmasak da ne gibi aktiviteler yaptıklarını görebiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Tercih sebebiniz ne oldu? Yani açıkçası Arnavutköy'de sanırım böyle kurumsal ilk kurulan bir jimnastik yeri. O yüzden çocukların da tabii enerjisini atması için ve daha disipline olabilmesi için böyle bir şeye gelmeye karar verdik ve çok da memnunuz şimdiye kadar. Kaç tane çocuğunuz var burada? 2 tane çocuğum var burada. Kaç yaşında? İkisi de 5'er. İkiz çocuklar, 5 yaşındalar. İkisi de aynı şekilde devam ediyor. Çocuklar uzun süre evde kaldı herhalde. Bunun da etkisi var değil mi? Çocukları özellikle buraya getirmenizde. Tabii kesinlikle, çocuklar bu pandemi sürecinde de çok kapalı ortamda kaldılar ister istemez. Buradan fiziksel olarak tabii, hem vücut olarak ve ileriye tabii hazırlamak için jimnastik neredeyse birinci spor olması gerekiyor. O yüzden buradayız.